Şimdi demiştik ya USCIS'ten geçen gün Vava'da iki ön onay aldık diye. Bu konuda sorular gelince ben de bu videoyu yapmak istedim. Vava'da başvuruyu yaptıktan sonra sizi neler bekliyor? Şimdi eğer zalım eşiniz Amerikan vatandaşıysa hem Vava'ya hem de durumunuza göre yeşil karta, çalışma izine ve gezi izine başvuruyorsunuz. Eğer zalım eşiniz yeşil kartlıysa vize bültenine bakıyorsunuz ve yine durumunuza göre öyle yeşil karta, çalışma izine ve gezi izine başvuru yapıyorsunuz. Bu videoda ben Vava ile beraber yeşil karta da başvuracağınızı farz edeyim. Anlatmak daha kolay olsun diye. Tek bir paket halinde Vava ve yeşil kart başvuru başvurumuzu USCIS'e gönderiyoruz. USCIS ilk önce diyor ki başvurunuzu aldık. Sonra da USCIS bir parmak izi randevusu gönderiyor. 3-5 ay içinde de USCIS diyor ki başvurunuzu inceledik. Bir ön karar verdik. Vava'nın kanuni elementlerine baktık. Senin dosyana baktık. Dedik ki ön elemeden geçtin. Vava'nın kanuni elementlerini taşıyorsun. Yani başvurun Vava'ya uygun ama bu haber Vava'nın onaylandığı anlamına gelmiyor. Bu sadece bir ön onay. USCIS ön onayda paketin içeriğine çok girmiyor. Sadece Vava'nın kanuni şartlarını taşıyor musun? Taşımıyor musun ilk bakışta ona bakıyor. Ön onayın size ne gibi faydalanıyor? faydalar getirdiğini bir sonraki videoda anlatacağım. Bu ön onay geldikten sonra da başvurumuzu yaptığımız tarihten yaklaşık bir sene içerisinde çalışma izni ve belki biraz daha sonra da gezi izni geliyor. En sonunda da aynı evlilik yolu değişik kart başvurusunda olduğu gibi bir mülakat tarihi verilebiliyor. Mülakatın gelmesi durumunuza göre paketimizi USA'ya e gönderdikten itibaren 3 sene belki 4 seneyi bulabiliyor. Her şey güzelse tata -ta! 10 yıllık yeşil kart. Vava'ya uygun olup olmadığınızı anlamak için Vava testimizi çözebilirsiniz.